Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere üretim halimi detaylı bir şekilde anlatacağım. Her şeyin neyin nerede olduğunu, üretim hali düzeninden bahsedeceğim arkadaşlar. İlk olarak gördüğünüz gibi üretim halimi şöyle bir süpürdüm arkadaşlar. Kafesleri falan da temizledim. Şu raflardan başlayalım. İlk önce görmüş olduğunuz gibi iki katlı bir raf yaptım. Yemlerimi falan üzerine koyuyorum. İlk rafımızdan şöyle bir kutu içerisinde gördüğünüz gibi solukların falan var. Kaç tane varmış? 2, 4, 6, 8 tane solum var. Burada 4 tane de kumluk falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Küçük. Sonra arkadaşlar şurada şöyle bir kutumuz var ayrıyeten. İçerisinde gaga taşları falan var. Görüyorsunuz. Bunu şöyle koyalım. Aynı şekilde bunu da koyalım. Bu arada arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Görüyorsunuz kuşlarım. Sonra şunun içerisinde arkadaşlar bir ilaç kutusuydu bu. Göstermeyeyim şöyle. İçerisinde elma sirkesi var arkadaşlar. Görüyorsunuz elma sirkeli su. Ayrıca şurada bir tane akıl yemliğimiz var arkadaşlar. Böyle. Bunu da koyalım. Bunlar falan boş arkadaşlar. Bunun içinde aynı şekilde gaga taşlarımız var. Görüyorsunuz. Burada mamalıklarımız, yemliklerimiz falan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alt rafa geçelim arkadaşlar. Bunun içinde bu akıl yemliklerin altından çıkan yemleri koyuyorum. Şöyle göstereyim size. Şöyle kapağını açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çöp yem bunlar. Bunların da temizleniş videosunu sizlere göstereceğim. Sonra burada görmüş olduğunuz bütün kutuların içinde çekirdek var arkadaşlar. Sadece bunun içerisinde buğday var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Raf düzeni bu şekilde. Üst taraflara genelde sulukları, yemlikleri falan koyuyorum. Alta ufak tefek yemlikleri falan koyuyorum arkadaşlar. Alta inecek olursak burada çöp poşetlerimiz falan da var. Şurada iki tane. Alta inecek olsak yuvalıklarımız burada. Görmüş olduğunuz gibi bir tane taşıma kabımız var arkadaşlar. Bunu biraz tamir etmem gerekiyor. Yuvalıklarımız var. Burada mamamız var arkadaşlar. En son ne zaman yapmışız? Ben tarihte atıyorum. İkinci ayda yapmışız bu mamayı. Görmüş olduğunuz gibi daha var. Yavru olmadığı için fazla vermiyorum. Bu şekilde bunun bozulma gibi durumu yok arkadaşlar. Hava almadığı için. Yeni yem aldım arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Görüyorsunuz. İçerisindeki yemleri. İçerisinde bunun darı karışımı, muhabbet kuşu yemi ve kanar yemi var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu kullanıyorum. Böyle bir yem. Kanar yemi bir de muhabbet kuşu yemi karışımı. Gördüğünüz gibi. Bu tarafa geçelim. Bunlar benim daha önce kullanmış olduğum kafeslerim. Yukarıda bunlar çiftimi. Bu kafesin içerisinde bakıyorum arkadaşlar. İçerisinde tünekler falan da var. Görüyorsunuz. Paşamıza bunun içinde bakıyordum arkadaşlar. Paşayı. Diğer muhabbet kuşumuz da buradaki küçük kafeste bakıyorum arkadaşlar. Bakıyordum. Şöyle kafesimize geçelim arkadaşlar. En üst kafesimizde. Bu arada 4 katlı üretim kafesi arkadaşlar. Benim kafesim. Görmüş olduğunuz gibi bir tane çiftim var burada. Sağ taraftaki baba, sol taraftaki anne. Bunlara Allah nasip ederse Kurban Bayramı'ndan sonra yuvalık takacağım ve yavru olacağız arkadaşlar. Kafes düzeni de bu şekilde. Şu karşıdaki kabın içerisinde çekirdeklerimi veriyorum kuşlara. Gaga taşı, sinekler falan. Akıl yemlik kullanıyorum zaten hepsinde. Büyük boy suluk. Bir alt kafesimizde de paşamız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun altında da şöyle görmüş olduğunuz gibi yavrularımız var. Bu yavrulardan bir tanesi girecek. Bir tanesinde ya paşaya çift yapabilirim. Ya da ayrıca bunu da satabilirim arkadaşlar. Belli değil. Bir tanesi kesin gidecek ama. Bir altta da bir tane muhabbet kuşumuz var. Bu muhabbet kuşu benim arkadaşlarımdan, yakın arkadaşlarımdan hediye geldi arkadaşlar. Bunun yanına da bir tane eş alabilirim. Görüyorsunuz. Bunu da öğretebiliriz. Ama benim beslediğim kuş türü cennet papağanı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kafeste çok ucuza getirttirdim arkadaşlar.
Bir tane kafes vardı. Yemlikleri, tünekleri, sulukları, yemlikler, akıllı yemlikler gördüğünüz gibi. İçerisinde şöyle yuvalıklarımız falan da var arkadaşlar. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz kumluklar da vardı. Ve çok ucuz fiyata getirdim bütün şu kafesi. Görmüş olduğunuz gibi. Yakın zamanda üst bir tane çiftine yuva takacağım ve yavru alacağım arkadaşlar. Yeni çiftler de getirmeyi düşünüyorum buralara. Gerekirse burada kafesleri kullanacağız. Aynı şekilde buraya da böyle kafeslerle doldurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ha, bir de penceremiz geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu da buraya takacağız en kısa zamanda kışa doğru, kış aylarına doğru. Görüyorsunuz arkadaşlar benim üretim kafesim de, üretim halim de bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Videolarımın altına yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar beni motive eden. Yapmamı istediğiniz video önerilerini de yazabilirsiniz aynı şekilde. Kanalımda daha çok video göreceksiniz. Her zaman atmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Sizler de yorumlarla bana destek verirsiniz. Çok iyi olur arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar diyelim. Daha sonra da video atacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.